Uluslararası Deprem Konferansı Deprem Sempozyumu Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 13, 14, 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Biz de gazeteci ve belgeselci olarak bu sempozyumu takip ediyoruz. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Orası Gazeteciler Derneği Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu'na gazete manşetleri, tarihi gazete arşivleriyle açtığımız sergiyle destek vermeye çalıştık. Projemizin hem Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli AFAD, Gebze Ticaret Odası paydaşı ve birçok yetkili yöneticiyle konuştuk. Ama bizim en önemli amacımız Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde bir deprem müzesi kurulması ve deprem müzesiyle tarihe not düşmesi. Bunu da burada gündeme getirdi. Görüntülerimiz var. Sempozyumu takip ediyoruz. Yetkililerle görüştük. Sergimizle ilgili bilgiler aldık. Sempozyumdayız. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu bir kez daha ifade ederek konferansımızın açılış konuşmasını yapmak üzere İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Doktor Bülent Akbaş'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Belediye Başkanlarımız, Sayın Rektörüm, Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, hepiniz 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'na hoş geldiniz. Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve alanındaki en önemli etkinliklerden biri olarak kabul edilen bilimsel bir toplantıdır. Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze bilimsel toplantıların uzun zamandan sonra ilklerinden biriyle bir aradayız. Başlamadan önce konferansımızın genel ve kurumsal tüm sponsorlarına, akademik destekçilerine, tüm desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etmek isteriz. Günümüz Türkiye'sinde şehirlerin giderek büyük şehirlere, megapollere dönüşmesi ve bu megapollerin her türlü inşaat mühendisliği yapılarına, yüksek yapılar, köprüler, sanat yapıları, otoyollar, barajlar, termik ve nükleer santraller, içme suyu ve kanalizasyon hatları, tarihi yapılar gibi olan ihtiyacı nedeniyle ve bu yapıların deprem, sel, rüzgar, eylem gibi tehlikeler gerçeği göz önüne alınarak tasarlanması, uygulanması ve kontrol sırasında ileri düzey mühendislik bilgilerine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Türkiye'nin, özellikle ülkemizin ve bu coğrafyanın gerçekliğinden dolayı tüm afetler, afet dediğimizde depremler, sel, taşkın, heyelan, fırtına, terör, hızla artan nüfus, kentlere göç ve sürekli yerleşim alanlarının oluşturulması, mevcut yerleşim alanlarının yenilenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri, mühendislik yapılarında yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasındaki hızlı gelişmeler, artan yapı stoku ve yüksek yapı sayısının giderek artması, özellikle deprem ve yapı mühendisliği alanındaki çalışmaları da hızla arttırmaktadır. Bu nedenlerle bu yılki konferansımızın ana teması olarak afetlere hazırlık yılı kapsamında, afet risklerinin hazırlanmasında, afet risklerinin azaltılmasında yenileyici teknolojiler ve literatürümüze son 10 yılda yeni kazandırılan sismik dirençlilik olarak belirlenmiştir. Ayrıca afet yönetimi ve risk, geoteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı gibi bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar konferansımızda gerçekleşecektir. Sayın Profesör Doktor Bilgisayar'ın konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'na Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi'nde konferans serimizin 6.sı gerçekleştirilecektir. 2011 yılından beri sırasıyla Ankara, Hatay, İzmir, Eskişehir ve Ankara olmak üzere her iki yılda bir düzenlenen konferanslarımızda deprem ile ilgili çalışmalar yapan tüm meslektaşlarımızı ağırlıyoruz. Deprem ile ilgili çalışmalar yapan derken tüm disiplinleri kastediyoruz aslında. Burada mühendisler, yer bilimcileri, mimarlar, şehir bölge plancıları, hatta sosyal bilimler, çünkü depremle ilgili çalışmaları
destekleyen çalışmalarda onlar. Sosyal bilimcileri bir arada ağırlamaktan hep mutluluk duyduk. Depremle ilgili çalışmalar yapan araştırmacıların en önemli amacı deprem zararlarının azaltılması şeklinde olmalıdır diye düşünmekteyiz. Deprem gerçeğinin doğasını değiştiremeyeceğimize göre bizim depremden oluşabilecek hasar görebilirliğimizi en aza indirmemiz mümkündür, yapmalıyız diye düşünüyoruz. Dünyada son 2 yıldır yaşanan ve ülkemizde de ülkemizin de fazlaca etkilendiği bu salgın nedeniyle sayıları çok azalan yüz yüze toplantılarımızı nihayetinde burada olmaktan ve sizlerle yüz yüze bu konferansı gerçekleştirmekten dolayı ayrıca mutluluk duymaktayız. Bu nedenle bu olağanüstü dönemde olağanüstü çalışmalar, gayret ve emekleri için Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bülent Akbaş'a ve tüm bölüm elemanlarına, destekçilerimize yaptıkları katkılar için ve tabii ki bildiri sunan ve bu bildirileri sunmaya gelen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Deprem ile ilgili çoğu konunun çeşitli yönleriyle tartışılacağı 3 günlük konferansımıza gerçekten ülkemize ve camiamıza katkı sunacağını olan inancım sonsuz. Bu nedenle konferans serimizi başlatırken, 6.sını başlatırken hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Saygılarımla. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Murat Hasan Aslan'ın kürsüye. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ketçapı'nda deprem zararlarının azaltılması amacıyla faaliyette bulunan meslek insanlarını bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Türkiye Deprem Mühendisliği tarafından 2 yılda bir düzenlenen Türkiye Deprem Mühendisi ve Sismoloji Konferansı'na hepinizin hoş geldiniz. Büyük, önemli organizasyonu Gebze Teknik Üniversitesi olarak tabii ev sahipliği yapmaktan hakikaten mutluluk diyoruz. Az önce konuşmada belirttiler. Başkanımız hep ülkemizin güzide illerini yapmış. İlk defa Gebze'de, ilçede yapıyoruz. Bundan dolayı da hakikaten mutluluk diyoruz. Bunda herhalde Gebze Teknik Üniversitesi'nin payı vardır diye düşünüyorum. Sağ olun. Bildiğiniz gibi pandemi dolayısıyla uzun zamandır tüm bilimsel aktiviteler çevrimiçi yapılmaktaydı. Uzun bir aradan sonra bu alanda ülkemizde ilk yüz yüze konferansa ev sahipliği yapmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. 1999 Kocaeli depremiyle birlikte Gebze Teknik Üniversitesi'nde deprem ve yapı mühendisliği lisansüstü programının açılmasıyla başlayan çalışmalar bugün 150'den fazla lisansüstü öğrenci, 250'den fazla lisans öğrencisiyle İnşaat mühendisliği çatısı altında devam etmektedir. Bölgemizin ve ülkemizin deprem mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan çalışmalarına akıllı şehirler, yapısal sağlık izlemesi, erken uyarı sistemleri, depreme dayanıklı yapılar, sismik tehlike ve risk, altyapı mühendisliği, kıyı ve liman mühendisliği, tsunami tehlike ve risk değerlendirmesi, jeoteknik deprem mühendisliği, sensör geliştirme ve benzeri konularda Avrupa Birliği projeleriyle ve ulusal destekli projeleriyle çalışmalarımız devam etmektedir. 1999 depremi göstermiştir ki deprem ve diğer afetler konusunda ülkemizde sürdürülebilir eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gereklidir. Bu anlamda geleceğe hitap edecek şekilde profesyonel hizmet verecek çok kapsamlı ve bütünleşmiş eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüleceği bir deprem ve yapı mühendisliği laboratuvarına ihtiyaç duyulmaktadır. Deprem ve yapı mühendisliği alanındaki çalışmalarda önce olmak isteyen üniversitemizin deprem ve yapı mühendisliği alanında yukarıda saydığım amaçlarla laboratuvar ihtiyacını gidermek üzere Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği MARTEST projemizin Marka Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli fizibilite çalışmaları bitmiş olup
yer tespiti yapılmıştır. Bu proje için uluslararası destek çalışmalarımız da devam etmektedir. Merkez tamamlandığında deprem mühendisliği, yapıların sismik değerlendirmesi, deprem tehlike ve risk analizi, deprem erken uyarı ve acil müdahale sistemleri, performansa dayalı tasarım, GNSS ile yapı hareketlerinin izlenmesi, sarsma tablosu ile tam dinamik deneyler, yapı malzemeleri, yapısal sağlık izlemesi, beton teknolojisi, jeoteknik deprem mühendisliği, zemin davranış analizi, kıyı ve liman mühendisliği, tsunami tehlikesini değerlendirmesi ve risk azaltma stratejinin geliştirilmesi konularında hizmet verecektir. Afetler ve afet zararlarının azaltılmasında yenilikçi teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması konularında ileri düzey çalışmalara hep destek verdik, destek vermeye ve öncü olmaya da devam edeceğiz. Konuşmamı sonlandırırken özellikle 6.sı düzenlenen kongremizin paydaşlarından olan Kocaeli Büyükşehir Belediye'mize, AFAD'a, Gebze Ticaret Odamıza, Zılay'a, Aselsan'a, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Birliği'ne ve tüm sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli belediye başkanımız, gebzelerin
konuşacağız, gayret sarılacağız. Bana da söz hakkı verdiniz, değerli rektörüme ve Bülent Hocam'a gerçekten teşekkür ediyorum. Sponsor olduk bu şeylere, bu da adalarına çevirdim, çalışma arkasında da burada zaten. Hep sponsor olmada devam edeceğiz. Bugünkü toplantının çok faydalı olmasını temenni ediyorum, faydalı olacağını da inanıyorum. Tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selam. Şimdi konuşmaları yapmak üzere belediye başkanı Sayın Zeynep Büyükgözü Gül Sedat Sesini istiyor. Türkiye deprem gerçeğiyle yaşayan ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla bu anlamda da sağ olsun Gebze Teknik Üniversitesi'nde dahil olmak üzere tüm üniversitelerimiz teknik çalışmalar konusunda, sismoloji konusunda, depremle alakalı zemin çalışmaları konusunda dünyanın sayılı verilerini elde etmiş ülkeler arasındayız. Ama bir gerçek var. Evet, deprem var, etkileri var. Ancak bunun karşısında toplumdaki muhataplığı insan. Bu cümleyi şu amaçla kurmak zorundayız. Deprem var, oturduğumuz evlerin güvenliği açısından dönüşüme ihtiyaç var. Birçok kentimizde yapı stoğunun %70'i depreme dayanıklı değil. %60'ı, %50'si depreme dayanıklı değil. Öyleyse bunların dönüştürülmesi lazım, değiştirilmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Tüm alanları kamu eliyle değiştirelim derseniz buna kamu maliyesinin yetip yetmeyeceğini sormamız lazım. Ama diğer taraftan da toplumda algı olarak şöyle bir süreç yaşadık 99 depreminden sonra. Kentsel dönüşüm süreci içerisinde daha çok şu algı yerleşti toplumun hafızalarına. Bir dairem var, bir veririm, iki alırım. Bir dairem var, 100 metre, verir 100 metre, 120 metre alırım. Algıyı konfor üzerine ve birebir yeniden elde etme mantığı üzerine kurdu maalesef toplumumuz. Halbuki önceliği güvenlikli oturabileceği bir konut elde etmeyi tercih etmeliydi. Bunu yaparken de 100 metrelik daire yerine 70'e razı olmalı veya 100 metre istiyorsa da bir miktar cebinden katkıyı verebiliyor olması lazım. Çünkü önceliğinin güvenlik olduğunu, güvenli bir konutta oturması gerektiğini kabul etmesi gerekir. Ben tüm akademik camiamızdan, derneklerimizden bu anlamda çaba sarf eden taraflardan topluma karşı bu söylemlerin geliştirilmesini istirham ediyoruz. Biz siyasiler söylediğimiz zaman bazen rant ifadesini diyorlar ki ranta dönük konuşuyor. Veya ama bir akademisyen bir bu camianın insanı konuştuğu zaman bunu bir zorunluluk olarak algılıyor. Biz evet bir taraftan mühendislik çalışmalarını yapmalıyız ki yapılıyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve kutluyoruz. Ama diğer taraftan bunun sosyal yönünü de masaya yatırıp bu anlamda çalışmalar yapılması gerekiyor. Bugün toplumumuz gelinen ekonomik parametre sınırı itibariyle bir ver iki al, bir ver bir al, bire bir al dönemi geçmiş durumda. Şimdi mutlaka ve mutlaka insanların cebinden mutlaka katkı yapması gerekir. Kentsel dönüşümde başarıyı elde edebilmek için. Bu da kabulleri değiştirmekle olacaktır. Bu konuda sizleri katkıya davet ediyor. Çabanızı esirgemeyeceğinizi umuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. En içten, en kalbi duygularını işte sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün ülkemiz için çok önemli olan, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyayı çok etkileyen geçmişte, bundan sonra olabilecek bir afette de etkileyebilecek bir alanda meydana gelebilecek konu olan depremle ilgili bir bilimsel çalışmanın Gebze ilçemizde, Gebze ilçemizin göz bebeği kıymetli üniversitemiz, Gebze Teknik Üniversitemizde yapılması bizleri memnun etti. Ben gerek rektörümüze, gerek inşaat mühendisliği bölüm başkanımıza, gerekse bu sempozyuma katkı sunan kıymetli hocalarımıza, uzaktan katılan
hocalarımıza ve konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Deprem maalesef coğrafyamızda çok sayıda fay hattı geçmekte. Geçmişten bugüne depremler ülkemizde çok ciddi can kayıplarına sebep olmaktadır. İşte 98 yıllarında meydana gelen Gölcük depremi, ondan sonra İstanbul'da meydana gelen depremler, Yalova'da meydana gelen depremler ve Anadolu'nun birçok yerinde yakın tarihte Elazığ'da, Van'da meydana gelen depremler bunların şahidi. 98 yıllarından sonra bir deprem yönetmeliği çıkartıldı. Bu deprem yönetmeliği çerçevesinde binalar inşası yapılmakta. Ancak tabii ki yönetmeliğe uygun yapılan binaları denetmekte bazen yetersiz kalmakta. Bazen verilen cezalarla meydelerde yine insanlar o binaların içerisinde oturmaktadır. Yani 98'den sonra yapılan binalarda da özellikle kaçak yapılan binalarda da ne kadarının deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını bilmiyoruz. Ve bu 98'den sonra yapılan binalar ne kadar bina olduğunda doğrusu bu anlamda yapılan bina olduğunu da tam rakamsal olarak bilmiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde insanların keyfine, insanların iradesine bu yapıların yapılması, inşaatların yapılması bırakılmıyor. Yani mutlaka düzenleyici, caydırıcı, meydana uygulayan kurallar var. Ülkemizde de bu kurallar var ama demek ki biz bu kuralları tatbik etmekte, uygulamakta yetersiz kalıyoruz. Yani insanlar daha çok rant elde etmek istiyor. İnşaat yapan müteahhitler 1 metre, 5 metre daha fazla inşaat yaparak oradan para kazanmak istiyor. Ama bunu sınırlayan otorite, gönüllerdeki vicdanlar maalesef yetmiyor. Yani insanların vicdanlarına, insaflara bıraktığınız zaman ne kadar anlatırsanız anlatın, başına bir felaket gelmeden kendi tedbirlerini almıyorlar. Bunu en caydırıcı yöntemi, usulü kamu otoritesinin bu inşaatların yapımında teknik kurallara uyulmaması halinde ciddi caydırıcı müeyyidenin uygulanması ve bunun tavizsiz bir şekilde uygulanması. Bunu sağladığımız takdirde en azından bundan sonra yapılan binalarda, yapılacak binalarda deprem yönetmeliğine uygun binaların üretilmesi mümkün olacak. Mevcut yapı stokuyla ilgili de tabii mutlaka yasal düzenlemeler yapılması lazım ve bunun da yargı ayağında da çok fazla yargıya gidildiği zaman da bunun yasal dönemin iptal edilmemesi lazım. İki tarafta hem yürütme hem yargı ikisinin aynı konuda anlaşıp dönüşüm konusunda da insanların evet arsasından oturduğu binadan belki 10 dairenin ikisini kaybedecek ama güvenli binalarda oturacak. 5 liraya satacağı birayı 10 liraya satabilecek. Bu şekilde belki bu felaketin yaşayabileceğimiz sıkıntının önüne geçebiliriz. İçişleri Bakanlığımız da 2021 yılı afeti hazırlık yılı ilan olarak ilan etti. Gerek yüzde gerekse sanal olarak çevrim içi eğitimlerle bütün kamu personelini afete karşı duyarlı hale, bilinçli hale getirmeye çalışıyor. Elbette birinci afetler olması halindeki olacak bulunduğumuz coğrafya buna şahit. Bundan sonra da yaşayacağız. Yani bunun bir fiili doğası var ki tabii kavli dua yapıyoruz. Herkes koruma, Allah korusun diyordu ama asıl fiili dua binanı sağlam yapmak. Yani bir anlamda tevekkül demek. Eşeğini sağlam kaza bağlayacaksın, ondan sonra duanı yapacaksın. Biz binayı çürük yapıp duamızı yapıyoruz. Bu da maalesef bizi kurtarmayacak. Çünkü Allah'ın tabiata koyduğu kanunlar var. Bu kanunlar çürük bina yıkılır. Yüksekten atladığın zaman ölürsün. Dolayısıyla tek çare yeni binaların sağlam yapılması, deprem yönetmeliğine uygun yapılması, eski binaların da hızlı ve etkili bir şekilde güncellenmesi, dönüştürülmesi diye düşünüyorum. Bu sempozyuma katkı sunan, bildiri sunacak değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar bu sempozyumun ilçemizde yapılmasından duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ticaret Odası Başkanımız, Rektör Hocam, Dernek Başkanlarımız,
değerli hocalarımız, uzaktan yakından katılan tüm katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, çevrim içi programı izleyen herkes, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın da sizlere bahseten selamlarını iletiyorum. Şehrimizde 22 yıl önce 17 Ağustos'ta büyük bir deprem yaşadık. O günlerde hiç kimsenin hayal dahi edemediği, bütün milletimizi yasa boğan, son derece acı bir olay yaşadık. Bizim için belki de yüzyılın en büyük felaketiydi. Taş üstünde taş kalmadı. Ailelerimizi, yakınlarımızı kaybettik. O gece ben de İzmit'te Anıtpark'ta 7 katlı bir apartmanın 3. katında 2 küçük kızımla beraber yaşamıştım. O günden bugüne şehrimizde çok yol kat ettik. Hem şehrimizde hem de ülkemizde. En önemlisi, benden önceki konuşmacıların da ifade ettiği gibi depremin öldürmediğini, binaların öldürdüğünü öğrenmiş olduk. Kocaeli deprem hatlarının yoğun olduğu bir kentimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler deprem bilincini pekiştirmek için birçok projeyi de hayata geçirdik bu geçen zaman içinde. Tüm binaların deprem standartlarına uygunluğunu denetlemek, bu uygunluk doğrultusunda binaların dönüşümünü gerçekleştirmek, standartlara uygun binalar inşa etmek, bunlar temel hedeflerimizdi. Kocaeli sismik tehlike haritaları 6 fay hattı için deprem senaryosu oluşturularak hazırlanmış durumdadır. İlimize ait tüm zemin verileri veri girişi tamamlanarak ve sürekli güncellenerek bir bilgi bankasına sahibiz. Karamürsel, Gölcük, İzmit, Derinci, Körfez olmak üzere diğer ilçelerde de tamamlanacak. Mahalle halkını afetlere hazırlık eğitimiyle donatıyoruz, bilinçlendiriyoruz. Bu belki Türkiye'de başka şehirlerde olmayan bir uygulama. Hem mahalle gezerek ekiplerimiz, üniversiteden katılımcılarla belediyemiz yetkilileri halkı bir dış göz olarak yıkılabilecek binaları tespit etmek, deprem bilinçlendirmesi yapmak, deprem öncesi ve sonrasına yönelik olarak farkındalık artırmak üzere tüm kentte detaylı bir böyle bir çalışma yapıyor. Bizim bir Büyükşehir Belediyesi olarak sismolojik izleme ve deprem müdürlüğümüz var. Burada bir eğitim merkezimiz var Seka Park'ın içinde. Burada birçok öğrencilere, yetişkinlere, hane halklarına, gelenlere ve daha çok da eğitim dönemlerinde yüz yüze bizzat uygulamalı olarak, çünkü orada hem daire içinde mobilyaların sabitlenmesi, sabitlenmemiş bir dairede deprem anında yıkıntının nasıl olduğunu fiilen gösteren bir müdürlüğümüz var burada. Buraya gelen tüm çocukların annelerine de ayrıca afetlere hazır anne projesi kapsamında eğitimler veriyoruz. Türkiye'de ilk olan afet zararlarının azaltılmasında akıllı şehir uygulaması projesini yine içinde bulunduğumuz Gebze Teknik Üniversitemizle ve AFAD ile birlikte yürütüyoruz. Bu proje sonucunda Kocaeli'de afet ve acil müdahale sisteminin kurulmasını sağlayacağız. Deprem erken uyarı sisteminin altyapısına ciddi manada hazırlık içindeyiz. Kocaeli bina risk incelemesi ile altyapı tesisleri, doğalgaz, su borları, baraj, göller, kanalizasyon gibi yapılar, deprem, endüstriyel kazalar, heyelan, taşkınlar gibi afetlerin de tüm boyutlarıyla incelenmesini gerçekleştireceğiz. Şunu belirtmek istiyorum. 41 noktada Kocaeli'mizde yerleştirdiğimiz ivme ölçer istasyonlarımız ile deprem hareketlerini an be an takip ediyoruz. Riskleri belirleyip AFAD ile beraber
deprem önleme çalışmalarına şu anda bir altlık oluşturuyoruz. Bir veri bankası oluşturuyoruz. Kentsel dönüşüm çerçevesinde de ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İzmit Cecit Mahallesi'ndeki riskli alana ilişkin Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile hemen de yine efendim çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgeyi efendim güvenli yaşanabilir bir hale getireceğiz. Yine Körfez ilçemizdeki Barbaros ve Kabakoz mevkiinde de aynı şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel dönüşüm master planı araştırma raporu ile belirlenen ve önceliklendirilen ilimiz genelinde yaklaşık 22 bin konutun ve 90 bin vatandaşımızın yaşadığı 1158 hektarlık alanda kentsel dönüşüm stratejisi belgesinde tespit edilen hususlar çerçevesinde dönüşüme esas çalışmalar yürütüyoruz. Hasarlı yapıların dönüşümü noktasında bu çalışmaları önemli gördüğüm için sizlerle paylaştım. Şu ana kadar yüzlerce yapımının hasarlı yapının yıkımını belediyelerimiz gerçekleştirdi. Hasarlı yapılar, riskli yapılar ve risk arz eden toplu yapılara ilişkin hazırlanan plan notu çalışması da efendim hızlı bir şekilde kayıtlara geçecek. Yine Dilovası'nda Kömürsüler OSB'nin taşınmasına yönelik rezerv yapı alanlarındaki planlarla beraber çalışmamız devam ediyor. Derince'de kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı Sepetçi, Sekbanlı ve Çayırova, Sazlıdere riskli bölgelerinde rezerv alanlarında kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizde afetlere dayanıksız tek bir ev bile kalmayacağı kadar bu dönüşümleri sürdürme azmindeyiz. Ülkemize faydalı olması uğruna bu azmimizi hep beraber devam ettirme iradesini birlikte beyan ettiğimiz bu toplantının efendim 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emek sunan, katkı sağlayan, katılan herkese kalben teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Doktor Fırat Soner Alıcı. Kendisine ödülünü takdim etmek üzere Sayın Hocamız Profesör Doktor Bilgi Siyerli'yi kürsüye davet etmek istiyorum.